Kıymetli dostlar, bugün size hepinizin bildiği bir konu hakkında bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Farklı bir versiyonunu, farklı bir şey özelliğini anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Siyasetçilerin genellikle ve çoğunlukla kullandıkları bir yaklaşım vardır. Abartı sanatını ve yalanı çok kullanırlar. Ve bunu yapmaktaki sebepleri de esasında Hitler'in iletişim danışmanından pelesenk olmuş bir şeydir. Yalanı ne kadar büyük kullanırsanız kullanın, halkları ve kitleleri o kadar çok etkilersiniz şeklindedir. Doğrudur çünkü netice itibariyle hesap verilebilir olmayan bir atmosferdesinizdir. Güçlüsünüzdür. İnsanlar, milyonlarca insana bir yalan söylediğinizde onu insanlar sizle yüz yüze gelip bunun yalan olduğunu söyleyemezler. Genellikle cesaret edemezler. Kimsenin de öyle bir emeğe gücü yoktur. Yani karşılıksız bir emek verme gücü yoktur. Onun için piyasalarda bu geçerli ve tutarlı bir yaklaşımdır ki siyasetçilerin çoğu bunu kullanır. Peki iş dünyasında böyle midir? Mesela biz de reklam yapıyoruz, reklamcılık yapıyoruz ve otomatik olarak ürünümüzle ilgili yalanlar söylesek. Mesela desek ki işte içeriği böyledir, şöyle temizler, böyle yıkar, böyle büyütür, böyle içerisinde vitaminler vardır, bla 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 bir sürü şey söylemiş olsanız ve bu ürünle ilgili söylediğiniz ve abartı sanatını kullanarak yaptığınız her şeyin size çok ters döndüğünü ve markanıza çok büyük zararlar verdiğini ve tüketicinin bunun karşılıksız bırakmayacağını görürsünüz. Demek ki eğer bir markanız, eğer bir ürününüz, eğer bir işletmeniz, eğer tüketiciye buluşturduğunuz bir ürününüz varsa bununla ilgili iletişim faaliyetinde yalandan çok uzak durmanız lazım. Eğer yalandan çok uzak durmazsanız markanıza büyük bir ceza verdirtirsiniz. Kimin tarafından? Tüketiciniz tarafından. Ondan dolayı esasında markayı yalandan uzaklaştırmak lazım. Markayı gerçekçi konumlandırmak lazım ve gerçek bilgileri paylaşmak lazım. Peki markanızı yalandan uzaklaştırdığınızda ve büyümeyi yakaladığınızda, gerçekçi büyümeyi yakaladığınızda esasında markanız güçlü bir marka olur. Ve güçlü marka hiçbir zaman büyük hatalar yapmadığı sürece yıkılmaz. Bunun için güçlü marka olma özelliğinizi ana sebebi markanın kurduğu düzgün iletişimde saklıdır. Güçlü marka iyi iletişim. Birbirine eşittir. Güçlü marka olmanın en büyük özelliği iyi iletişim faaliyetlerinde bulunmaktır. Ve bunun da en temel özelliği yalandan uzak, sade ve basit olmaktır. Güçlü insanı ve güçlü markayı tüketici çok sever. Bakın hiç unutmayın, güçlü marka ve tüketiciyi, mesela diyelim ki güçlü bir insansınız, önce size küfreder. Ve bir şaşırırsınız, yani güçlü olan bu insana bu kadar küfrü, bu kadar hakareti nasıl yapıyor dersiniz. Ama bir bakarsınız ki onun yanında durur. Onun dediklerini yapar. Evet, genellikle toplumdaki insanlar güçlü insanlara nefret duyar ama onların yanında olurlar. Bu da adı konmamış bir kaidedir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani önünüzden bir Ferrari büyük bir gürültüyle geçti. Onu küfredersiniz. Dersiniz ki yani bu insan bu gürültüyü ve bu çirkinliği neden yaptı? Çok hafif bir ifadeyle söyleyeyim. Ama inanın içinizdeki bir dürtü o arabanın içinde olma dürtüsüdür. Yani ileride siz de o Ferrari almak ve o işi yapmak istiyorsunuzdur. İşte tam bunun gibidir. Güçlü insana insanlar nefret duyarlar ama onun yanında yer alırlar. Güçlü marka da böyledir. Güçlü markanın yanında insanlar her zaman yer alırlar. Güçlü marka yapmanın en büyük özelliği iyi iletişim faaliyetlerinde bulunmak, uzun uzun aynı şeyi tekrar etmek ve hiçbir zaman yalanın içinde bulunmamaktır. Beni dinlediğiniz ve bu tavsiyeleri uyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunları herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey istiyorum. Bunlar hiçbiri değil. İşte bu.
Artık Pera upuzun bir caddede alışveriş yapacaksınız. Moda ve sanatın 365 gün içinde olacaksınız. Tüm bunları İstanbul'un tam göbeğinde Maslak'ta yaşayacaksınız. Evimizin hemen yanında böyle bir orman olsun istemez misiniz? İşte orman. Maslak 1453. Hayal ettim ve yaptım. Ve gurur duyuyorum. Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yapar. Dünya inşaat sektörü yeni bir çağa giriyor. Ağoğlu Maslak 1453 444 6777.